Maçmatikalı'nın hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yeni bir gün. Yolta şöyle biraz ortada oturalım. Ortada gel. Onur bugün aramızda yok arkadaşlar. Bir işi vardı, o yüzden ilerleyen videolarda yine bizle beraber olmaya devam edecektir. Ağlamaz bitmemiş. Dünkü Beşiktaş'ın o muhteşem galibiyetinden sonra bugün Galatasaray mutlaka kazanması gerekiyor. Sivas deplasmandayız. Sağ zemin güzel gözüküyor. Ben inşallah bugün vura kıra 3 farklı bir Galatasaray galibiyeti bekliyorum. Çocuklar vurduğunuz gol olsun, yediğiniz offside olsun. Başarılar dileyim. Fazla uzatmayayım. Sen neler düşünürsün bugünle ilgili? Ya şimdi Türkiye genelinde şöyle bir algı oluşmuş. Sivas deplasmanı zordur. Sivas zordur deplasmanı ama. Zordur. Baba değildir. Çıkarsın çatır çatır oyununu oynarsın, rakibi ezersin, kazanırsın aslında. Zor bir şey yoktur. Ama bu takımların günümüzde artık işte yorgunluğu, her maça aynı oyuncunun performansının hep aynı olmaması. Evet. Tabii bunlar etken oluyor. Bazen penaltı, bazen serbest vuruş, bazen bir şeyler oluyor. Bunlar da çok etkiliyor. Ama ben bugün Galatasaray'ın illaki burada bir zorluk yaşayacağını düşünüyorum. Çünkü eksikleri var. Bazı oyuncularda form düşüklüğü var. Sivas deplasmanı oynarsan çatır çatır çıkıp zor değildir. Bakalım. Fenerbahçelilerin bir umudu var. Biz Beşiktaşlılar olarak zaten ligden kopmuş durumdayız. Sadece derbi kazanak modundayız da. Galatasaray'dan bugün zor da olsa en kötü buradan bir beraberlikle çıkabileceğini, bir puan alabileceğini düşünüyorum. Yenilebilir. Futbol bu. Bakalım. Bir o skor tahminim yok açıkçası. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hype puanlarınıza ihtiyacımız var. Yorumlarda bekliyoruz. Maçında görüşmek üzere. Ne diyorum? Bir puan kaybı bekliyor mu? Yalnız iyi pas. Süper. Aldı. Çok yakın. Galeyi tam karşıdan görüyor. Yakın da. Yakından mı görmek istiyorum, ben göremedim ya. Çok galeyi yakından gören, tam cephe karşı böyle 17-18 metre falan. Sarı karta çıkıyor sanırım. Ya pozisyonu yakından görsek belki bir içeride mi dışarıda mı bunu tartışabiliriz. Kardeş net dışarıda da. Net dışarıda da bilerek mi vuruyor eliyle, bilmeyerek mi vuruyor, o tartışılır. Ya bilerek vurup vurmaması bir önemi yok. Şimdi kolla topun bir teması var mı? Var. Doğru, bunu kesin yani. Top oradan geçse Reyman Ağaç galeciyle baş başa kalır mı kalmaz mı? Ya içeride değil. Yok, penaltı değil, kesin değil de. Ama ne tartışılıyor, penaltı mı tartışılıyor, ben anlamadım ya. Hakem de sanki kulağını işaret etti. Ben onu gördüm. VAR'ı dinliyorum gibi bir şey diyor. VAR'a gitti de VAR'da neye bakıyor ben onu anlamadım. Pozisyon dışarıda. Pozisyon dışarıda, bence de dışarıda. Meta'nın elini gördün mü? Şöyle yani, açık aslında. Açık ama bak, topu kesercesine şöyle de itiyor. Tamam da yani el zaten, hoca da el kararını verdi. Ya işte şu an neyi? Penaltı da değil hani dışarıda. Oha! Potansiyel kırmızı kart kontrolüymüş bu. Bariz gol şansını engellemekten kırmızı yediniz. Oha! Maçın daha çok başı. Hacı bir de çok yakın bir yer biliyor musun? 10 kişi. Dakika 15 oldu şu an. Futbol tarihinde ya da Türkiye'ye hiç böyle bir pozisyonda kırmızı yenildi mi lan? Bilmiyorum. Beni bir ateş bastı abi, böyle bir şanssızlık olamaz ya. Ya şimdi şöyle, Metehan gerçekten orada topa elini bir ivmeyle itiyor. Hani manaj oradan geçse kaleciyle karşı karşıya kalıp golü atabilecek potansiyele de sahip. Bak şimdi şurada indiriyor, geçse Mustafa'yla baş başa. Bariz gol şansı diye, o yüzden zaten hakem öyle bir yorum. Bak elini gördün mü? Şöyle çekiyor yani. Metehan eliyle topa vuruyor aslında. Çarpmıyor da. İtiyor golünü bak. İyi bak. Koluna bak Metehan'ın. Bak. Gördün mü? Topa evet, şöyle doğru, vuruyor. Doğru gördüm. Top geçmesin diye topa şöyle vuruyor mesela. Bir ivme de var golda. Sıkıntı. Maçın başında çok kötü oldu ama neyse, ben yorum yapmak istemiyorum pozisyon hakkında. Daha maç çok uzun. 3 ihtimalli bir maç. Artık öyle oldu. Ben yani Galatasaray'ın kolay hala kazanacağımızı düşünüyorum ama maçın başında erken 10 kişi kalmamız takımı ekstra yoracak.
Sivasspor'da bir tekrar umutlandırdığını, heyecanlandırdığını gördüm. Bakalım, hayırlısı olsun. Şu maç onur olacaktı işte. Ağlamalar bitseydi de gelseydi şu maç. Dakika 15, Galatasaray kırmızı yemiş. 17 metre mi, 16 metre mi artık. Harika bir serbest vuruş kısmı var. Şimdi Onur var ya, şu maçta Sivas, hadi lan Sivas, çıldırırdı. Dünkü puan kaybı unutturmak için Sivas'ın kolesi olurdu şu an. Bir sıkıntı, çok yakın bir yer. Ya Berkan öyle bir kontrol mü? Manay! Manay vur! Manay vur! Direkten döndü, kale vuruş! Gol! Gol! Ben niye bu kadar sevindim bilmiyorum da, sanki şampiyon olacak. Oğlum sıkıntı. 10 kişisiniz. 1-0. Dakika 24. Haşırt. 4-5'ten atacak Sivas bugün. Abi Sivas ne yaptı? Hiçbir şey yok. Tamamıyla bireysel hatalar ya. Ya Metehan tamam bak gene genç çocuk dedim. O lan daha yeni yeni oynuyor. Bir sıkıntı yapmamaya çalışıyor. Berkan o yakışıyor mu orada? Son adamsın ya. Kaptırıyor gol yiyoruz işte. Allah Allah. Oğlum. Baktım Fener'i yedin. Geri Rodriguez mi attı onu bizim eski topçu? Geri Rodriguez mi o? O benzettim. Maraj vurdu direkten döndü. Gelir olur olur gezmiş lan abi. Şurada hata kim yapıyor Berkan? Berkan, Berkan işte eşek Berkan. Bugün Galatasaray dökülüyor ya. Hatalar üstüne hatalar, bireysel hatalar. Tabi bireysel hatadan verdik ki maçı şu anda. Bu zamana kadar 25 mi oldu, 30 mu oldu? Yalnız Rodriguez de tam var ya. Öyle bir vurmuş ki. Bak üst direğe çarpıp, evet. Üst direğe çarpıp gol oluyor. Yani biraz daha yukarıdan şey olsa dışarı gidecek. Hacı sıkıntı. Neyse dur ben bir hesap yapacağım. Dün Fener'i yendik. 3 puan oradan düşürdük. Bugün siz yenirseniz 3 puan öyle düşer. Sezon daha çok uzun. 20 küsur maç var. Belki şampiyon oluruz. Karakartan ruhu. Belki. Ulan Onur şimdi burada olacak biliyor musun? Yıkardı ortalığı. Al onu. Tamam. Bir kafayla çıksa hızlı. Tek de tamam güzel. Berkan sen orta açaman da. Pasta oyna. Tamam güzel güzel. Yunus vur lan. Aferin Yunus. Gol! Yunus Akgül Galatasaray kızı. Sok lan. Sok sadece Sivas'a sokma ama. 36-1-1. 10 kişiyiz. Geri düştük. Çok kötü olaylar oldu. Kaleci elinin arasında mı kaçırdı? Bir şeyler oldu. Ama helal olsun Yunus. Ya bariz kaleci hatası. Yani Yunus tamam çok güzel çalımlar yaptı. Kaleyi aldı karşısına bomboş. Sağ ayağıyla zayıf ayağıyla vurdu. Kaleci elinden bacağı arasından kaçırdı gol oldu bak. Ama kaleyi çok güzel karşısına aldı. Evet elinin altından mı kaçtı bir şey oldu. Elinden şanssızlık kaçırdı. Oldu Sivas için. Ama bizim için de bir kıvırcım olsun. Haydi 10 kişiyle bir şey demeyeceğim, küfür etmeyeceğim. Yenelim şunları. Lütfen, lütfen yenelim takım. Ya kaleci hatası var ama Yunus'un da buradaki hakkını yiyemem. Adam aldı 3 kişiyi çalımladı. 3 kişiyi mal etti. Önünü açtı kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Aynen öyle yaptı hacı. Yani Yunus'un da buradaki kesinlikle hakkını yememek lazım ki performansının üstüne koya koya gidiyor. Helal olsun çocuğa ya. Gurur duyuyoruz. İnşallah daha da iyi olacak. Vallahi bilmiyorum inşallah çünkü milli takım için de çok önemli bir çocuk. İnşallah kendini daha da geliştirir. Ben çok beğeniyorum. Kerem gittikten sonra Galatasaray'ın kanatına emanet edebileceği belki de en güvenilir isim şu evet, an o evet, ya. Evet doğru. Helal olsun ya. Bireysel gol işte bu. Aldı. Faul var. Yok hiçbir şey topa. Anam var vadının anay. Anam var vadının ne oluyor lan? Ne vurdu lan o ortaya o? Hacı direğin sesini duydun mu? Duydum. Geliyor, bir daha geliyor şerefsiz. Lamaç lan Müslüman alır. O ne toptu lan öyle? Ne vurdu lan o? Mertens sakat. Gelişine havadan süzülerek bak 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 bak. Hacı Müslüman'a dokunamamış bile. Dokunamamış, ben taraftarı ve Sivaslı oyuncuların tepkisinden top çizgiyi geçti zannetmiştim. Şu Mert şey... Ha, Mertens hemen bir izleyebilir miyiz? Mertens'e yapılan müdahalede faul olabilir hakem topa dedi ama... Ben de faul diye düşündüm ama bir tekrar göremedim de tekrarında. Yakından göstermiyorlar ki hacı. Abi bu neydi böyle ya? Direğe zungur dedi. Ben duydum ha. Maç zor geçecek abi. Sivas ne kadar böyle hani geri yaslansa bile ileride mana gibi çok etkili bir silahı var. Ama
Ama şu ana kadar Sivas o 11 kişi olmasının şeyini gösteremedi. Evet evet gösteremiyor. Galatasaray o anlamda güzel şeyler başardı. Yani, helal olsun yani Galatasaray 10 kişiyle daha domine ediyor. Helal olsun. Ama tam dediğim dakikada da gol geliyor daha. Erkan indirdi sağa. 5-6-9. Malay diğer bak golde de vurdu direkten döndü de geri oldu. Aynen aynen aynen. Hatırla. Ya şöyle bir forvet var ligde. Ucuz da biliyor musun? Al ya. Osimhen alamaz. Aa! Alıyor lan ayağını sokuyor penaltı! Penaltı! Penaltı verdi penaltı! Bir daha Aslayım usuna bakmayın penaltıdır. Net penaltı da Osimhen nasıl hızlandı öyle lan? Yalnız kaleciye sarı kırmızı mı? Oğlum tamam sakin ol lan tamam atacaksınız yeneceksiniz gel. Gözlerim gidiyor. Hasta olduğumdan dolayı özür dilerim arkadaşlar. Pek uzun modumda o yüzden yok. Osimhen baba sen ne yaptın orada ya? Yani en geriden gelen adam Osimhen. En geriden. En geriden o geliyor. Ben de ona şaşırdım. İki kişiden bak. Hızıyla geçiyor. Topa da dokunuyor. Evet. Ayrıca ondan sonra da kalecinin Osimhen'in ayağına bir müdahalesi var. Net penaltı. Hakem de penaltıyı verdi. Doğru karardır. Net doğru karardır hacı. Şuna bak. Direkt. Yani Osimhen oradan nasıl çıksın ki? Çıkamaz. Net. Net. Yani... Onur keşke burada olsaydı. Sen dedin ya Sivas golü attıktan sonra. 10 kişi geriye düşmüşüz maçın başında. Kırmızı kart yemişiz. Üstüne 1-0 geriye düşmüşüz. Oradan daha ilk yarı bitmeden 2-1'i bulma fırsatını şu an elimize aldık. Nigiciler iş başında. Nigiciler. Şimdi penaltıyı aldın da penaltıyı atmadan da skor öne geçmiyor yani. Bunu da atmamız lazım bir şekilde. Eşek atar oğlum şunu görmüyor musun sen? Yaban ayısı ya. Yaban ayısı. Bu ayı. Yapar ya. Icardi olsa rahat olacak. Nikolic. Sağa koyma Nikolic. Nikolic tutsun lan. Nikolic. SVS. Allah'ım lütfen. Zaten bunu atar. Dakikada zaten 53 olmuş. İlk yarı biter. İlk yarı biter. Belki santraya bile götürmez lan. Ben de öyle düşünüyorum. Gol olduğu gibi bence de bitecek ya da dışarı çıkar bilmiyorum Allah korusun da. Ya her türlü biterdi. Ama şu topa bakışına bakınca Osimhen'in yani topu kaleciyle beraber içeriye sokacağım bakışını bir gördüm gözümden. Sokar mı sokar baba bu değişik bir topçu ya Nigici bu Nigici. Nikolic. Turgut Domalan. Allah aşkına, Allah aşkına çok önemli bir 3 puan bizim için. Yalnız bu atar ya. Gol! Osimhen! Burada ya kral ya, sapla oğlum. Bu gol sadece Sivaslara girmedi. Ben biliyorum ki Onur da incitti bu gol. Ben biliyorum, burada yok ama biliyorum. İncitti. Herkese zaplıyoruz bu saatten sonra. Rahatladım ya. Fener'in yenildiği hafta galibiyet aman o kadar mutluyuz ya. Haftaya bakar mısın? Kerem Baba dün golü atmış. Full City küme düşüyor. Fener yenilmiş. Beşiktaş'ım kazanmış. Galatasaray'ım saplıyor. Sarınca kardeş canına sallanma keyfi. Kardeş canına sallanma keyfi. Oraya bakar mısın ya? Allah'ım yarabbim. Osimhen topa vurmadan önce Galatasaray'la ceza sahasına giriyor. O zaman tekrar oluyor mu? Yok canım top kaleye girdi. Kaleden dönse, Galatasaray'la dokunsa iptal olur. Penaltı kullanılmadan önce, kullanıcı adam topa vurmadan biri ceza sahasına girince tekrarlanıyor. Yok tekrarlanmaz. Ha, kaleciden dönse, o da topa dokunsa kural ihlalinden tekrarlanır ama zaten gol olduğu için yok. Tekrarlatmaz. Bu hayvan da öyle bir vurdu ki affedersin yani sevinç gösterirse hayvan demem. Sarı kart. Faul. Nasıl? Yok. Hiçbir şey vermedi lan. Şaka gibi. Torreira faul yaptı. Neyse. Öyle bir noktaya vurdu ki tam 90 biliyor musun? Evet. Örümceği aldı yani. Galeci falan tutamaz onu. Hoca bitir. 56 oldu sende artık. Ne oynatıp duruyorsun? Icardi'nin falan böyle sağlıklanacağı. Çok güzel pas biliyor musun? Müthiş bir pas. Offside da yok. Mal etti. Anam gole bak Barış Alper sen nesin? Sen nesin burası bir gol? Galatasaray bu ya. Vallahi bu ya. 10 kişi. Tamam mı? Gerekiyorsa Turgut Doman'la kaç tane sarı kartı vermedi Sivas'a onları da biliyorum. Konuşmayacağım ama hepsi gibi böyle üst üste koyup saplayacaksınız oğlum. 10 kişi de kalsanız, geriye de düşseniz. İşte Galatasaray ruhu bu abi konsantrasyonu bozmaya. Şampiyon futbolu budur. Şampiyon vallahi böyle oynar.
Gurur duyuyorum sizinle çocuklar. Siz de videoyu beğeniniz arkadaşlar. Vallahi gurur duyuyoruz ya. Şurada offside yok. Offside yok bence de. Yunus yalnız. Olabilir de ya. Bir adımla olabilir sanki. Ama çok ince. Bence yok. Onu zaten şimdi izlerler de. Yunus'un asistine değinmek istiyorum. İlk gol Yunus attı. İkinci Osimhen'in penaltısında ben onu asist sayıyorum. Pas atan gene Yunus. Burada asisti yapan gene Yunus. Bu çocuk Galatasaray'ın geleceği inşallah çok daha iyi yerlere gelir. Her seferinde gurur duyarak izliyoruz. Barış Alper de öyle bir adamı sahaya götürüp de soldan vurdu ki. Aferin olsun yani, pazara gönderdi bildiğin. Ya ben o Sivasspor'un 11 kişi olmasının avantajını kullanamadığını düşünüyorum. İşte dediğin gibi mesela çok güzel bir yere değindin. Şampiyon futbolu budur. Şampiyon olmak istiyorsan hani ben bir kişi eksiktim, 1-0 geriye düştüm, hakem şöyle yaptı, hakemi de yeneceğim gerekiyorsa. Dediğin gibi Fode Koyta'nın vurduğu dirsek var, basılan ayaklar var. Hakemler bu sıra sarı kartları falan çok atlıyor. Bunlar da belirleyici oluyor kaderde. Ya bilmiyorum. Ben Galatasaray'ı çok beğendim ya. Ben başta da söyledim. Zor maç yoktur, zor deplasman yoktur hacı. Oynarsın çatır çatır alırsın puanı çıkarsın. Burada da Galatasaray bunu yaptı. Tebrikler yani. Gelir Rodriguez. Bu da tehlikeli olan. Hızlı bir çocuk. Ya bunlar bir boh yapamaz ya. Onam 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 onam. Çıkmadı lan. Sakın sakın çocuklar. Sıkıntı. Sivas'ta sıkıntı geldi ha. Oraya da diyor ki evladım bir daha futbol çekme. Koytan orada Berkan'a müdahalesi var mı yüzüne? Olabilir. Ya Koyta çok dirsek. Abi gene yüze dirsek atmış Berkan'a. Hocam bunları vereceksin artık. Bu adamların da kırmızı yemesi lazım. Ben anlamıyorum ki abi bu hakemleri. Hakemler inanılmaz kötü ya. Berbat rezilsin ki dün Ciku yemiyor, bugün bu Koyta yemiyor. Niye? Bu sene çok kötü bir hakem sistemi var ya. Başarılı. Ama yok, bizim itiraz etme hakkımız yok. Biz üç puan gündeyik. Bizim öyle. TFF Başkanı da öyle söylüyor. Siz üç puan gündesiniz, itiraz etmeyin diye. Ya Barış neler yapıyor ya. Çok Barış güzel pasta. Sivas'ın olduğu yere çıkardım. Tamam biz de. Yunus ulan. Kaleye karşına aldı. Yunus. Yunus. Abi iki güzel, vallahi iki güzel hareket. Yunus'un çalımları, şutu, kalecinin güzel uzanışı da Ali Şaşal mı lan? Aa Ali Şaşal girmiş, diğer kale çıkmış. Oğlum Ali Şaşal bu. Kaleci değil ki lan. Yunus'un hareketlere bakar mısın? Çok müthiş iyi ya, müthiş iyi ya. Çok süper bir çocuksun maşallah Yunus ya. Çok geliştirdi kendini. Geler sen de oğlum artık yeter, sağ güvendik güvendik de yeter ya. Bir sene daha beklesin bu abi. Aha! Tamam, Ahman'ın bir golü var. Seninle ilk defa ölüyorum aşkına. Şu an şeye gittim. 2010 internet kafede Metin 2 oynuyor. Seni özlüyorum, bırakamam seni asla. Yo, DJ Ahman. DJ. Seninle ilk defa ölüyorum. Yeah. Hayret ediyorum. Ben geçtim diyordu, ondan sonra diyordu. Ben geçemiyordum hacı. Şey var, Şeycan vardı ya. Ben geçemediydim, o ben geçtim dedi. Gel de dedim, bizim ilk saat o da geçti. Tamam, benden de geçti diyor. Allah Allah. Gol olmuş. O saat mi diyeceğim de gol lan. Gol. Biz nasıl gol yedik biz? GTA maç o kadar, özür dilerim. Maç o kadar sıkıcı gidiyordu ki. Ya tam bir dakika önce bunun muhabbetini yaptı. Şu an gol olursa dandan, dundan, salak saçmadan bir gol olur. Çünkü oyunun temposu çok düştü. Sivas gelmiyor, Galatasaray gelmiyor. Galatasaray skoru aldı derken ödeştiniz diyelim. İlk yarıda kalecinin yediği hatalı gol Sivas'ınkiyle. Muslera da aynısını yedi, ödeştiniz. Ya sıkıntı şu, hala 4-5 dakika var. Her şey olabilir. Her maç şey olabilir. Zora girdi. Maç zora girdi. Yani şurada bir gol daha yesen gitti maç. Şaşırdım açıkçası, beklemiyordum. Dediğin gibi şurada GTA Vice City falan muhabbeti yapıyordum. Ya kimin hatası bu? Gene Nelson'un mu bilmiyorum da. Lan dün bir şey oldu ya işte. Aha! Batshuayi sakın oyala, topu oyala, şut mut çekme. Bu topu oyala, kaybetme. Lan Ahman geldi. Efe vur lan! Efe vur lan! Efe Ahman! Ulan çocuk, şunu atsam var ya.
Harika bir şey olacak lan. Niye atmıyorsun ki? Barış da çocuğa kızıyor. Bana niye vermiyorsun diyor. Haklı, Barış daha müsait. Daha boş. Ama çocuk vursun bir tane kardeşim yani. Keşke atsaydı. Ben de sen Akman'ın şarkısını söyleyince çocuğa bir yükseldim. Gol atmasın istedim de. Barış arkada kızıyor. Ben daha boşum. Versem belki kareye karşıma alıp daha iyi vururum açıdan diye ama. Ya çocuk vursun bir tane. Yani kaç kere şu şansı bulabilir? Kaç kere görebilir şu kaleciyi karşı karşıya? Korner. Manay faul yapmaya gelmiş biliyor musun? Bilerek yaptı. Barış'a yapmış olduğu müdahale. 96. dakika Barış yerde. İşte Barış. Oha kırmızı kart Manay. O... Bu kırmızı onun bunun evladı ne yapıyorsun ya? Sportmenliğe aykırı kanka kasıtlı yapıyor. Topla hiç alakası yok. Ya Manay zaten oraya... Allah'ın belası adam. Bak bildiğin zaten bilerek faul yapmaya geldi. Şunun da sarı kartla alakası yok. Bildiğim kırmızıdır. Ayağı nasıl büküyor, nasıl basıyor? Bilekten giriyor. Bilerek de yaptı bak. Bilerek de yaptı. Şu bilmeyerek yapılan bir şey de değil. Geldi oraya bilerek yaptı yani. Bu nasıl bir sarı kart hocam? Ve hani şey yanlışlıkla falan yapsa neyse diyeceğim. Dediğin gibi kasıtlı geliyor bileğine eziyor çocuğun ya. Bilerek sadece orada Galatasaray'ın oyunu soğuttuğunu gördü. Süreye oynadığını gördü. Geldi bilerek ayağına bastı vurdu yani. E bu da Galatasaray en doğal hakkı. Gel çal o zaman kardeşim topu. Gücün yetiyorsa gelip alacaksın. Futbolda var böyle şeyler. Süreye oynayacaksın. Oyunu soğutacaksın. Yani adam kullanmak zorunda değil. Sarı kart yer en fazla. Daha uzun kullanmazsa. Ama şu hareket kırmızı kart. Ne kırmızı karttır? Manay'ın yaptığı yani sportmenle aykırı bir şey. Bak aynen. Bileğe bastı zaten ama bileğe basmasını falan... Görmek istemiyorum. Benim bile canım acıyor. Bileğe basmasını falan bir kenara bırakıyorum. Gidiyor zaten gidiyor. Yani sportmenliğe aykırılıktan kırmızı karttır bu. Kanka. Şerefsizliktir bu ya. Lan affedersin ben de sövmek istemiyorum şimdi bu çocuğa da. Lan basıyor ya. Bastıktan sonra çocuğun ayağı zaten şöyle bükülüyor. Basmaya da devam ediyor bak. Yani şurada çocuğun ayağını zaten bükmüşsün. Basmışsın ve hala devam ediyorsun ezmeye. Hacı Osmanoğlu buna bak, buna sağlam bir ceza bekliyorum. Merak ediyorum, onu da takip edeceğim. Onu da takip edeceğim. Ya şu bence var ya, en az şöyle 4-5 maç yemesi lazım ya. Şimdi sportmenlik dışı bir şey bu. Bilerek yapılmış bir şey. Ya bilmeyerek yapamam şu. Düşmanlık bu. Bu futbol değil bu. Yani futbola, sporla bir alakası yok bunun. Kırmızı kırmızı, net kırmızı hiç gerek bile yok izlemeye. Yani şunu izlenmiyor da zaten. Öyle bir acı çektirici bir şey. Vermiş ya vermiş. Sivas Spor'un o SVS yazan var ya. Evet. Orada kırmızı bir şey belirdi geri aldılar. Kırmızı dikkat şey, etmedim. Orada kırmızı bir şey belirdi. Onu geri aldılar. Büyük ihtimal verecek. Onu erken yazdılar oraya. Karar kırmızı kart yok. Nasıl yok ya? Abi nasıl kırmızı kart yok burada? Ya hepinizin Allah belasını versin. TFF benim için artık yok hükmündedir abi. Yok hükmündedir. Hiçbirinizi ciddiye almıyorum. Ama Galatasaray'da Galatasaray büyüktü de hepsini üst üste koyup şampiyon olur. Hepiniz tamam mı? Dursun başkanı böyle alkışlayacaksınız. Bütün Galatasaraylı futbolcuları, yöneticileri, teknik heyet hepsini alkışlayacaksınız. Ağlayarak da gününüze yazacaksınız. Galatasaray hakkı yeniyor abi. Ve artık ben de konuşacağım. Susmayacağım. Yok hakem hatası yok şöyle yok böyle diyordum. Adliyete düşünmek istemiyordum. Artık her şeyi düşünüyorum. Allah belanızı versin diyorum. Ya söylenecek söz yok. Ben artık hakemlerden şurama geldi, gına geldi, bıktım. Şunun artık kırmızı kart yok, ciddi faul yok, karar çıktı ya. Ya şurada Galatasaray'ın gerçekten de kırmızı kart yemez gereken adamı haklı yendi. Evet maç bitti, çok gerildik. Ben o konulara fazla girmek istemiyorum. Buradan Galatasaray dostlarımdan bir ricam var. Beni ciddiye almayabilirsiniz ama illaki aranızda ciddiye alanlar, sevenler, sevenler var. Ben bunun bilincindeyim. En azından onlara bir sesleneyim. Arkadaşlar bugün Galatasaray'ın oynadığı futbol şampiyon futboludur. Ve bu takımı şampiyon olacak. Buna inancım bugün %100 arttı. %100 inanıyorum. Müşteri olun, içinizi rahat tutun. TFF'si, osubusu, kim gelirse gelsin. Saha içinde de rakip kim olursa olsun. Hakem hakkımız yesin yemesin. Biz herkesi yenip sezon sonu maçta o kupayı kaldıracağız Allah'ın izniyle. Sizden tek isteğim takıma lütfen güvenin. Hocamıza güvenin, başkanlığımızın arkasında duralım. İyi bir adam, kötü bir adam olup olmaz önemli değil. Biz ailemizin içinden birini dışarıdan bir insanlara karşı savmamız gerekiyor. Aile olmanın özelliği budur. Galatasaray büyük bir ailedir. Savunacağız, savmamız da gerekiyor. Lütfen diyorum. Herkesin arkasında duralım. Kimseye yedirmeyelim.
Galatasaray'ı tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Sizleri de bütün Galatasaray camiasına takdir ediyorum. Burada Sivas Red basmanında 15. dakikada kırmızı kart yiyerek zor şartlarda, zor hava şartlarında 3 puan alarak Galatasaray'ın büyüklüğünü bir kez daha gösterdik. İnşallah Mayıs'ın sonunda da o kupa kalkacaktır. Ali Sami'nin Florya testlerine gelecektir. Çok konuşmak da istemiyorum. Topu sana bırakayım. Ya söylediğin her şeye katılıyorum kral. Günümüzde Türk futbolundaki hakem rotasyonu değişikliğinden sonra inanılmaz kötü bir gidişatlar. Hakemler gerektiği yerde sarı kartları, kırmızı kartları çıkartmakta artık çok tereddüt ediyorlar. VAR'a çok güvenmeye başladılar ki bu büyük sıkıntı yaratıyor bize. Şurada bakıyorsun, hani maç nasıl geçti desen Galatasaray hak ederek kazandı, ezdi. Ben kimin 10 kişi olduğunu bazen çok unuttum. Yani Sivas Spor mu 10 kişiydi, Galatasaray mı 10 kişiydi, ben bunu seçemedim yani. Galatasaray dediğin gibi şampiyonlu futbol oynadı ya, budur hani. Zor deplasmanmış, zor maçmış, böyle bir şey yok. Sen hedefini koyduysan, şampiyon olmak istiyorsan, ben şampiyon olacağım diyorsan böyle futbol oynarsın. Ha son pozisyon net kırmızı karttır. %100 kırmızı karttır. Verilmemesi kesinlikle şey rezalettir ya, felakettir yani. Ha verse orada kırmızıymış, skoru veyahut da maç etkileyen bir şey olur mu olmaz. Zaten son 30 saniye kala bitirdi maçı. Öyle bir noktadaydık. Ama yine de verilmesi gerekiyordu. Ya Reyman Ay belki de haftaya gelecek Sivas Spor'a gol atıp 3 puan kazandıracak. Ya inanılmaz rezalet. Ya hadi hakem görmedi. VAR görüyor, vermiyor. Ya ben gerçekten bugün Galatasaray oynadığı futbola hayran kaldım. 15. dakika kırmızı yiyorsun. 1-0 geriye düşüyorsun. Yunus harikasın. Barış harikasın. Geçmiş olsun inşallah. Çok ciddi bir şeyin de yoktur. Ezdi ya yani çocuğun. Osimhen harikasın. Ben neler izledim bugün ya. İnanılmaz ya. Galatasaray bugün bireysel hatadan yediği golü bireysel oyuncularla buldu. Helal olsun. Müthiş bir Galatasaray oyunu izledim. Beklediğimden daha iyi bir Galatasaray izledim. Ben kırmızı ve golden sonra bu iş bitti. Sivas 2-3 tane daha atar diye düşünürken Galatasaray tam tersi. Hepimizi şaşırttı. İşte büyüklük budur. Geriden gelip kazanma ruhu budur. Oyuncu 10 kişide kalsa savaşıyor. Büyük kulüp budur abi. Şampiyonluk futbolu budur. Ben tebrik ederim tüm camiayı. Başta seni, tüm Galatasaraylı arkadaşlar ve 3 puanı. Hak edilmiş bir 3 puandır. Alnınızın akıyla çıkın konuşun. Hakkınız yendi mi? Mesela bir kırmızı kart verilmeli. Onun dışında bariz çok bir hatası yoktu. Kırmızı Koytan'ın da kırmızı kartı var ki. Koytan'ın iki dirseği var mesela, doğru. Mesela onlar verilse belki maç buralara gelmez. Çok şey var ya. Hakem hataları günümüzde maalesef çok ya. İnanılmaz çok. Bıktık. Biz de bıktık. Ya ben de artık gerçekten konuşmak istemiyorum. Çünkü konuları hatırladıkça da düşündükçe insan bir geriliyor, sinirleniyor. Yanlış cümle kurmaktan korkuyorum. Ama derdimi anlatabildiğimi düşünüyorum. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Bu konularla ilgili yorumlarınızı, fikirlerinizi yorumlar kısmında bekliyoruz. Kanalımıza abone olursanız, videomuza beğeni atarsanız, hype puanı verirseniz, bizi çok mutlu ederseniz, herkes kendine çok iyi baksın. İyi akşamlar dileriz.